Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de Filmsi girişimizi yapıyoruz Tonguç. Girelim hocam. Girelim. Filimsi nedir biliyor musun Tonguç? Hocam Filmsi ben nereden bileyim hocam? <laughs> Film, fiille isim arası bir şey mi acaba? Aynen böyle ortada kalmış yani ortada kuyu var yandan geç ya. Bu da filimsi böyle ortada kalmış bir şey. Şimdi birincisi Tonguç. Bu da tren hocam. Aynen bu da tren. Peki bu trende sence en önemli parça hangisi Tonguç? E, bu trende en arka vagon çok önemli hocam. Neden Tonguç? Çünkü en arka vagona bir şey olursa e, tren tökezleyebilir arka sen mi varsın yoksa en arka vagonda. Evet, en arka çok seviyorum. Arkayı izlemekten me mesut oluyorum. Tonguç peki işin şakasını bırakırsak sence bu trende en önemli kısım hangisi? Yani bu trenin gitmesini sağlayan... Bu lokomotif. Tren, lokomotif değil mi? Lokomotif olmazsa tren hareket edemez ama... Tren... Türkiye'nin lokomotifi e, Fenerbahçe'dir. Ya anlamsız bir şey söylüyorsun Tonguç. Gerçi ben ben de Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Şimdi bak bu diyelim ki bir numaralı vagon olsun. Bu iki numaralı vagon olsun. Bu da üç numaralı vagon olsun. Bunların hepsi yerde değiştirebilir değil mi? Biri buraya, üçü buraya, ikiyi buraya koyabiliriz. Fark etmez. Ama lokomotif en önde bu vagonları çeken en önemli kısımdır. Öyle değil mi? Aynı bunun gibi Türkçe'de de kelimelerin kendi içinde bir önemi vardır Tonguç. Mesela diyelim ki Tonguç. Efendim hocam? Nasılsın iyi misin? Teşekkürler hocam. Arkadaşını. Şimdi böyle bir cümle olur mu Tonguç? Tonguç arkadaşını. E... Böyle bir cümle olmaz. Olmadı hocam. Ol bak yani. çünkü bu cümlenin yüklemi yok. Aynı şuradaki vagonlar gibi tek başına kaldı gitmez. Tonguç arkadaşını çok. Şimdi oldu mu Tonguç? E, hocam arkasından kötü bir şey gelmesin inşallah. Aynen bak yine olmadı. Tonguç arkadaşını çok dedik. Birinci vagon, ikinci vagon, üçüncü vagon ama hala cümle tamamlanamadı. Tonguç arkadaşını çok seviyor dediğimizde. Sen insanları seven miydin? Çok miyiz? teşekkürler hocam. Ha, seviyor dediğimizde şimdi cümle tamamlandı öyle değil mi? Evet. Yani bu seviyor kelimesi olmasaydı bu cümle tamamlanamayacaktı. Aynı şekilde bu lokomotif olmasaydı bu tren gidemeyecekti. Şimdi dolayısıyla bak başka bir cümle var. Tonguç bugün kardeşini okula. Böyle bir cümle olur mu Tonguç? Ee, sonu bir eksik sanki. Eksik değil mi? Yani cümlenin sonu bitmemiş. Sadece vagonlar var ama lokomotif yok. O zaman buna bir lokomotif gerekli. Hadi bu lokomotifleri sen bul Tonguç. Tonguç bugün kardeşini okula... Ee attı. Okula attı oğlum evladım. Hapishane mi burası? Niye Hayır atsın? hani yoldan Hapse attı der gibi yani. Aynen hocam. Okula attı yani. attım onu götürdüm demek okul. ha, okula. okula bıraktım anasını. Ha bıraktı olabilir. Ha, mecaz anlam kullandım. Tamam okula. Yani, argo kullandım. Hayır argo kullandı. Tonguç bugün kardeşin okula bıraktı dediğimizde şimdi cümle oluştu değil mi? Peki bu cümlede bıraktı sözcüğü olmasaydı biz bu cümleyi tamamlamış olur muyduk? Olmazdık. Peki bunların hiçbir mesela Tonguç olmasaydı olurdu. Bugün kardeşin okula bıraktı diyebilirdik. Evet. Bugün de olması olurdu. Kardeşin okula bıraktı. Evet. Hatta okula bıraktı diye bile cümle olur. Öyle değil Aa, mi? Hatta, hatta, bıraktı diye bir cümle olur. Mükemmelsin. Oha, Kim bıraktı? lokomotif tek başına gidebilir. Bak 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 gidiyor ama, zaten. Bu, ya bak lokomotif tek başına gidiyor. Vagonlar orada kalsın. Hocam Hadan... oha Türkçeyi çözdüm. Aynen şu anda Türkçe bitti. Hadi görüşürüz sonuç. Dur gitme nereye gidiyorsun dur evladım. Japonca hadi. öğrenelim. Evet Japonca'ya başlıyoruz. Şimdi dolayısıyla kelimeler vardır cümlenin içerisinde. Bir de temel unsur olan yani sabahtan beri söylediğimiz lokomotif olan yüklemler vardır Tonguç. Sen hocam. yüklemi bulursan hem cümle öğelerinde hem fiilimsilerde hem bütün sözcük türlerinde işine çok rahat yarayacağını görürsün. Mesela şimdi bir tane daha lokomotifsiz cümle var. Öğrenciler dersi dikkatlice... E, kaytardı. Dikkat. <laughs> Tonguç, Senin yapacağın hiç bu tabii. Dikkatlice kaytarırsın sen. Yalnız kafan arkadan aynı sana bir mı senin saçlar? Aynen senin. orada bir yansıma olmuş kafamda. Aynen bir armutumsu bir ifade vardı değil yansıması. mi? Işık yansıması. Şimdi öğrenciler derse dikkatlice kaynatıyordu diyelim senin verdiğin öğrenci. Aa evet evet. Öğrenciler dersi dikkatlice kaynatıyordu. Onun için bir sürü yöntem biliyorum hocam. Mesela en iyi yöntemlerinden bir tanesini de ee, söyler misin Tomuç? Öğretmenimize askerlik anılarını e, soruyoruz. Evet. Zaten bir başlıyor bitmiyor. Ders bitiyor hocam. Harika bir... Peki öğretmen kadınsa... Öğretmen kadınsa nasıl e, dolma yapılırı soruyoruz ya. Dolma yapılır. Güzel. Mantıklı bir kaynak. Her kaynaklı. kadın dolma yapmayı bilir sonuçta. Aynen. Her kadın bilir. Evet. Çok mantıklı bir yöntem. Şimdi burada da gene senin arkadaşların gördüğün gibi. Kim var? Hocam, <laughs> bunlar ne bileyim, terörist gibi hocam bunlar. Allah korusun. Kimse terörist olmasın. Gelenlerin hiçbirini iyi ne diyelim Tonguç? Ee, gelenlerin hiçbirini iyi anmadı anmadı. Hep böyle garip cümleler bitiriyorsun. Tanımıyordu diyelim biz. Biraz daha alış. tanımıyordu. Genelleniş beni iyi tanımıyordu diyelim. Burada da yüklemi bulmuş olduk. Şimdi başka bir cümleye bakalım. Dün giderken seni görünce bayıldım. Bu ne hocam? Nasıl Ay Seni görünce kaçtım diyelim. Kaçtım diyelim. Seni görünce kaçtım diyelim. Evet burada biraz uzaklar kalın çizilmiş. Sıkıntı oluşmuş. Yine yüklemleri bulduk. Şimdi buradaki cümlelere yüklemler bulduk. Bunu bulduk değil mi? Bazen de bize cümlelerde tonguçum bunların hepsini tek tek verir. Yani böyle Cümlelerin her birinde biz az önce kendimiz yazmıştık ya. Hocam ki. yine başa dönüyoruz ya. Aynen yine başa Keşke. dönüyoruz ama şimdi hızlı gideceğiz bak çok hiç korkma. Şimdi bak burada yüklemi verdi artık değil mi? Şu anda var. Evet. Filmsi nasıl buluyoruz biliyor musun Tonguç? Öncelikle bizim sonradan eklediğimiz yüklemleri sen de ilk bakışta işte bulabilirsin. Bu cümledeki en önemli kelime bıraktı diyorsun. Tek başına da cümle olur. Ha tek başına da cümle olur. Daha sonra bunların içerisinde olumsuzluk eki alabilen kelimeye bakıyorsun. Okula, kardeşini, bugün Tonguç. Bunlardan herhangi biri bıraktı sözcüğü gibi bıraktı bırakmadı diyebilir misin? Okula okula mala. Okula okula mala. Olur olmaz, oluyor. olmaz. Kardeşini zaman... kardeşini mi? Me, me. Olmuyor olmaz, mesela. Olmaz. Demek ki önce yüklemi buluyoruz, sonra bunlardan hangisi mame ile bak, sadece mame ile olumsuz yapılıyor ona bakıyoruz. Burada var mı peki o zaman yüklemden başka olumsuz gülük alabilen kelime? Kaynatıyordu dersime dikkatli mece. Ee, Öğrenmeciler öğren olmaz, olmaz O olmaz. zaman burada da fiilimsi yok Patladı Gelenlerin hiçbirini iyi tanımıyordu Burada yüklemi bulduk Yüklemden başka olumsuz geyik Hiçbir e Hiçbirime ne e Gelmeyenler Ah Aa. buldun Gelenler Gelmeyenler Aa, dedin Aa. Oha, O zaman bu fiilimsi işte Bu bir fiilimsi Tonguç Canavar gibiyim hocam Can Zaten evet burada seni yansıtmaya çalıştık Dün giderken seni görünce kaçtım Şimdi yüklemi bulduk Zaten az önce söylemiştik gitmeyerken gene Gitmerken, giderken gitmezken bazen de böyle gitmezken. oluyor giderken gitmezken peki başka var mı Tonguç bu bir ee, filmsi görünce görmeyince muhteşem bir zekaya sahipsin görünce görmeyince diyebiliyoruz. Dolayısıyla o, burada bu da çok basit ya aynen yani. filmleri de bulduk O zaman sonucumuz neymiş? Önce yüklemi buluyoruz Yani lokomotifi buluyoruz Sonuç Türkçe çok basit hiç uğraşmayalım hemen Aynen aynen derslere. hemen başka derslere geçelim Geriye kalanlardan da mame alanlara dikkat ediyorsun Bütün mame alanlar değil mame alanlara dikkat ediyorsun O zaman şimdi bir tane zor soru soruyorum sana Bakalım buradaki film seri bulabilecek misin? Öncelikle ne yapıyoruz? Yüklemi buluyoruz. Yüklem nedir Tonguç? Eee düştüm Muhteşem şey. En sonda zaten yüklem olur Genellikle yüklemler en sonda olur. Sonra film seri bulalım Tonguç Eee koşarak koşmayarak koşarak koşmayarak diyorsun çok güzel bu bir fiilimsi. Aferin Tonguç güzel söyledin. Peki başka var mı? Kaçanlar kaçmayanlar. Harika. Kaçanlar kaçmayanlar bu da bir fiilimsi. Başka Kaçanlar var kaçmayanlar, koşanlar koşmayanlar. Yakala aa yakalamak, yakalamamak. Hah, yakalamak, yakalamamak. Bak burada da mamak diyebiliyorsun. Öyle değil mi? Yakalamamak diyebiliyorsun. Mamak Bak, Ankara'da bir ilçe. E, güzel. Kaçanlar kaçmayanlar, yakala yakalamamak. Koşarak İst, koşmayarak istemerken isterken, istemezken. Bazıları böyle olması yapıyor. İstemezken. Biliyor. İstemezken. Tamam. Ben veya de oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu cümlede kaç tane film varmış Tonguç? Uf! Dört tane var. Bir, iki, üç, dört tane film Hocam olmuş. böyle zor sorular çıkıyor mu? Daha zorlarda var. Şimdi birazdan diğer videolarımızda çok daha detaylara gireceğiz. Şimdi böyle normal bebekler için film öğrettik. Birazdan daha büyük yaştaki öğrencilerimiz için öğreteceğiz. Tamam mı Tonguç? Tamam hocam. Şimdi o zaman ödüllü sorumuzu yapıyorsun hemen. Ardından da gönderiyorsun. Demek ki benim beynim bebek beynine sahip hocam çünkü öğrenebildim. Aynen. Bir de yüzün bebek gibi olsaydı daha iyi olur tabii. Evet hocam birazcık şey. çirkinim kusura bakma. E, Esnaf hayır biz seni çok seviyoruz olmuş. <laughs> bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı unutmuyorsun. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi filmsi ile alakalı önemli bir detaya giriyoruz. Genelde öğrenciler Tonguç. Hocam detayları ben sevmiyorum. Ben genel anlayayım yeter. Tamam. Öğrenciler genellikle filmsi ile çekimli fiili yani bildiğimiz fiili karıştırıyorlar. Tamam dediğiniz hiç sallamadınız ya. Yani. Aynen. <laughs> Ne, aynen mi dedim? Sırada de aynen deyip sallamadım Tonguç. Evet hocam ben seni hiç yani. sallamıyorum ya. Şimdi öğrenciler genellikle filmsiyle fiili karıştırıyorlar. Neden biliyor musun Tonguç? Hocalar onların karıştıracağı şekilde soruyorlar. Veya sınav komisyonları İkisini tam böyle birbirine karıştıracak şekilde zor soru soruyorlar. Dolayısıyla... niye yapıyorlar hocam? Niye bize hayatı kolaylaştırmıyorlar? Aynen yani? ya. Adamlarda bir sıkıntı var ya. Yani. Demek küçükken kendileri de onlar çok zorluk çekmişler. Size de aynı zorlukları sunmaya Aynen çalışıyor. Aynen hocam ya. Her şey kolay olsun. Her şey rahat olsun. Aynen ya. Geçelim akalım ya. Akalım Sen Birinci sınıftan sonra okul bittiğini düşün. Okuma yazma öğreniyorsun. Oh bitti be. okul. Oh hemen üniversiteye geçelim. Aynen ya. Hiç çalışmadan para kazanıyorsun. Hayat Aynen. çok güzel. Oo ne kadar güzel ya. Havalar hep güneşli, hep tatil okullar. Los Angeles'ta yaşayalım. Ne gerek var ya İstanbul'da? Los Angeles ya. ne? <laughs> ne alakası var? hep güneşli Saat... orada hocam. Saat 11'den sonra orada sokağa bile çıkılmıyormuş Tonguç'a. Adamları kesiyorlarmış. Şimdi gel bakalım. Şimdi başlayalım. Fiilimsi'yi bulmadan önce ne yapıyorduk? Yüklemi buluyorduk. Şimdi hadi bul bakalım bu cümlenin yüklemi nedir? Hocam yüklem bir kere lokomotiftir. Mükkan. En arkadakidir. Yani ee, koşarak. Ama bak burada koşarak kelimesi yüklem değil. Geldim dün seni almak için koşarak dediğimizde. Mesela geldim atalım cümleden. Dün seni almak için koşarak. Bak böyle cümle olmadı. Aa Oha bunu fake yapmışlar. Fake yapmışlar bak. Genellikle... Yüklenenler cümlenin sonundadır ama bazen cümlenin başka yerlerinde de olabilir. Mesela pilotlar genellikle erkektir biliyor musun Tonguç? Ama kadın pilotlar da vardır. Hiç yani, görmedim hocam. Evet kadın pilotlar var dünyada. Gerçi Türk... uçağa hiç binmediğim için. Bilmiyorum. Aynen aynen helikopteri hiç binmedim Tonguç. Ee, hocam helikoptere binmedim ama deniz altına bindim hocam. Allah Allah ne kadar ilginç bir insansın. Deniz altına nerede bindin Tonguç? Bir müzede hocam. Her çalışmayan <laughs> çalışmayan bir deniz Çalışmayan abi. bir deniz var. Şimdi Tonguç şu çok önemli. Yüklemler genellikle cümlenin sonundadır ama bazı başka yerlerinde de olabilir. Pilotlar genellikle erkektir. Hani pilot denince akla erkek gelir ama bir sürü dünyada kadın pilot da var. Dolayısıyla buraya geldiğimizde bu cümledeki temel yüklemi arkadan da itebiliriz. Aynen. Yani Tren'den. tren örneğini biraz burada göz ardı ediyoruz sonuçta. Burada cümlenin en önemli kelimesi geldim kelimesi. Şimdi geldimi bulduk ya. Tek başına cümle olur. Evet. Dün seni almak için koşarak gel diyebilirsin sadece geldim de diyebilirsin. Dolayısıyla geldim sözcüğü bir yüklem. Yüklemden başka olumsuzluk eki alan kelimelere bakıyorduk. Burada yüklemden başka olumsuzluk eki alabilen kelime hangisi Tonguç? Ee, almamak. Harika bir kalitedesin. Almak, almamak. Almak, almamak. Başka var mı Tonguç? Ee, senime, dünme, içimme saçma zaman oluyor. Koşmayarak. Ha, koşarak koşmayarak diyorsun. Dolayısıyla burada da almak ve koşmayarak kelimeleri, almamak ve koşmayarak kelimeleri fiilimsi olabiliyor. Şimdi bak normalde biz nasıl yapıyorduk? İşte buna yüklem diyorduk. Geri kalanlara bakıyorduk. O zaman bu fiilimsi olurdu. Geldim gelmedim diye. Evet. Ama sen eğer yüklemi yanlış bulmazsan yüklem bu dersen bu sefer bunlar fiilimsi oluyor. Anladın mı? Hani biz az önce ne yapmıştık? Şöyle demiştik. En sonunda yüklemi bul. Bunlardan da mame iki alana O zaman bakacağım. en önemli hocam yüklemi bulmak. Aynen yüklemi bulmadan ne bu hayatta ne öbür hayatta başarılı olamazsın Tomuş. Şimdi öğrenciler içeri girdi kitaplarını çıkardı. Şimdi bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç? E, hocam burada çıkardı yüklem. Çıkardı yüklem. Onu hemen dikdörtgen için alıyorum. Peki film hangisi Tonguç? Kitapları Olmaz. Öğrencimeler içerime girmedi. Ha, girdi girmedi diyorsun. O zaman buna filmsi diyesin geldi değil mi? Evet ama bu, geldi. Ama bu filmsi değil Tonguç. Çünkü bu da bir yüklem. Bak şimdi. Kitaplarını çıkardı da çıkardı cümleyi bitirdiği için yüklem dedik ya. Burada girdi de tek başına cümleyi bitiriyor. Öğrenciler içeri girdi. Aa, ooo. Anladın mı? Yani bu cümlede de iki tane yüklem var. Oo, Bazen iyice karışmaya başladı. her Aynen şey. zorlaştırıyoruz şimdi bak. Yeter artık zaten ne testlerde de böyle sorar. Öğrenciler içeri girdi, kitaplarını çıkardı. Bak burada bir yüklem var, artı bir yüklem daha var. Dolayısıyla birinci ve ikinci yüklemden Hocam, sonra boşluk. Man... Siz mi bunlar? Evet. Ne işten Birinci ve ikinci yüklemden sonra mahemeki alanlara bakman lazım. Dolayısıyla bu cümlede a bu yüklem bu filmsi diyemezsin, Gaza gelemezsin. Neden? Çünkü bu da tek başına bir yüklem gibi cümleyi bitiriyor. Ama bak aşağıdaki örneğe bakalım. Öğrenciler içeri girip kitaplarını çıkardı. Şimdi çıkardı yüklem. Evet hocam. Yüklemden başka mami eki alan ne? Girip girmeyip. Girmeyip. Ha, bu Peki bu film. Sadece girip olur mu? Olmuyor bak. Öğrenciler içeri girip böyle Oo, bir şey olmuyor. Şimdi ha. Şimdi anladım. O zaman tek başına böyle sap gibi kalıyorsa bitiremiyorsa bu filmsi Mamiye eki alıp. Ama Supporto. Cümle... Evet. Saporto. Ama böyle bitiriyorsa kaporta oluyorsa o zaman öğrenciler içeri girdi diyorsun ve yüklem oluyor. O zaman bu fiil bu fiil. Arasındaki farkı anladın mı Tonguç? Hocam çok net anladım ama gerçekten işler zorlaşıyor. Abi. Aynen. Mesela bak bu da gene sınavda sorulmuş bir ifade. Sendin tüm korkularımı tek çözebilecek. Şarkı gibi. Aynen. Bu cümlenin yüklemi nedir sence Tonguç? Ee, hocam sen... bilmiyorum hocam ya. Yani. Çözebilecek, bak, çözebilecek değil gibi duruyor gibi değil mi? Çözebilecek Sankt. tek başına cümle olmaz. O, mesela yani olabilir gibi ama mesela şöyle bir cümleyi atalım tüm korkularımı tek çözebilecek sendin. Ha. Sen O zaman bak yine yüklem yani pilot Başa kadın. Pilot cümlenin başında, yüklem başında. O zaman yüklemden başka şimdi olumsuz iki olumsuzluk iki alabilen kelimelere bakalım. Ee, tüm almaz. Yalnız bu adam korkularını çözebilecek olan adamda. Korkularımı tek çözebilmeyecek. Heh, çözebilecek, çözebilmeyecek diye biliyoruz. Dolayısıyla buradaki fiilimsimiz bu. Bak fiilimsi cümlenin güya sonunda oldu. Esasında yargıyı tamamlamıyor ama güya sonunda oldu. Anlaştın yani mı? Yani her şey yer değiştirebiliyor. Harika bir insan. Şimdi o zaman buradaki fiilimsiler var mı yok mu bulalım beraber Tonguç. Konuşulanları dinledi. Tek tek not alıp defterine geçirdi geçirdi hocam yüklem. Muhteşem bir kalite. Mühteşem. Ama aynı zamanda dinledi de tek başına cümle olabiliyor. dinle de yüklem hocam. Muhteşem. Yani bir zeki... virgül var olunca birazcık cillik aynen, var. Aynen aynen. Bak cillik aynen. var yakaladım i̇şte, onu ya. virgülü yani. yakaladı Tonguç kaliteyi yakaladı. Virgülü yakaladı. Evet. Peki konuş şu konuşulmayanları muhteşem konuşulmayanlar neyma geldi. Başka var mı? E, almayıp not Alıp, almayıp. almayıp o zaman bu kelime ve bu kelimenin filmsi olduğunu Tonguç yakaladı ve doğru yaptı. Aferin Tonguç. Başka öğrenciler olsa buna da filmslerdi ama sen karıştırdın. Demek ki filmsiler ve fiilleri hani ortadakiler fiildi ya virgülün sonundakiler. Filmsiler ve fiilleri karıştırmamalıyız. Mesela bu cümleye bakalım. Gelecek yıl dayımlar bize gelecek. Karıştırmamalı yüklem hocam. Karıştırmamalı yüklem. Onu geç biz cümleye. Gelecek hocam. Ha. Buradaki hangi gelecek? Bu gelecek mi bu gelecek mi yüklem? Of çok karıştı beynim. Allah çok ve Beynim yandı. Şimdi bu cümlede esas olan yüklem şu gelecek öyle değil mi? Gelecek yıl dayımlar bize geliyor demek istiyor. Yani gelecek demek istiyor. Bu yüklem ve buradaki kelimemiz bir fiil. Anlaştık mı Tonguç? Ama yüklemden başka olumsuzluk iki alabilen kelimeler. Gelmeyecek. Ha, gelmeyecek. Bu ise. Gelmeyecek yıl olur mu hocam? Ne kadar saçma bir cümle ya. Yani gelmeyecek seneleri boşuna bekleme diyebilirsin bazen. Burada ise bu sıfat fiil. Niye? Yıl sözcüğünün anlamını tamamlamış. İşte güzel yıl, iyi yıl, mutlu yıl, gelecek yıl diyoruz. Gelmeyecek yıl. Sıfat yıl yazdım yalnız. Sıfat fiil. Hocam evet. sizin de beyniniz yandı galiba. Benim de beynim yandı. Baksana film ile beyni. Ama yandı. Ama zor sorular çözüyoruz ya. Film ile beyni yandı görüyor musun? Film beyni hocam dünyadaki en büyük beyinmiş Vay be. Çok ilginç. Evet, balina beyni ise en küçük beynmiş. Allah Allah. Halbuki evet. balina çok büyük bir vücuda sahip. E, ama beyin olarak küçük. Ya, sallıyorum hocam siz inanıyorsunuz tamam. ya. Yani. Şimdi. Hemen kanalöz beni Tonguç Saf kalbime. Neyse, yapılacak işleri tek tek not aldı. Hemen söyle bakalım bu cümledeki fiili. E, aldı hocam. Fiilin tek başına hangisi? şey olur. Evet. evet. Filimsi. Yapılmayacak işler. Harikasın. Yapılmayacak işler. Bu da filimsi. Çok güzel. Altını çiziyorum. İşmeler olmaz. Tekme olmaz. olmaz. Tekme olur aslında. Ama o fiil değil. Yani tekme şey, benim şey sana attığım benim. şey. Şimdi bu ödevler yarına kadar yapılacak. Bu cümledeki fiil hangisi? Hocam yapamam. Gerçekten sıkıldım ya ödev yap. Bak, Yapılacak fiil. ha Ben de soru yapamam anladım. Pardon Tonguç. Hocam siz beni dinlemiyorsunuz. Hani. <laughs> Şimdi bu buradaki fiil. Bak, Ödevmeler. Burada, bu Başka fiilimsi yok. O zaman şöyle diyebilir miyiz sonuç? Bak buradaki yapılacak bir sıfat fiil. Yani bu bir fiilimsi. Buradaki yapılacak ise bir fiil. Yani çekimli fiil. Gelecek zaman eki almış. Anlaşıldı mı Tomuş? Bunun Anladım hocam. Aralarında hocamız. çok ciddi fark var. Aradaki Şimdi bak şey burada en zor kısma geliyoruz. Burası en önemli kısım. Fiiller Tomuş. Çıkıyorum hocam. Tamam Kaç yeter. 30 defa demişsiniz. Bak fiiller. yo <laughs> yo <laughs> 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 aynen yok. Çık, onu demek istemiyorum. Şimdi fiillere örnek vereceğim. fiiller Tomuş yani diğer bir de işte çekimli fiiller. ...le fiilimsiler karışır. Fiiller cümleyi genellikle bitirir, yargıyı tamamlar. O yüzden de, o yüzden de hep cümlenin yüklemi olur. Mesela Tonguç çıkıyor ve nokta ders. Kimle dersi. çıkıyorum hocam be ya? Kimle çıkıyorum? Artık çıkayım hocam ya birisiyle. Tonguç Kezban'la çıkıyor. Kezban da olur hocam. Hiç fark Ol, etmez. Yokluk diyorsun. Yani. Şimdi bak Tonguç çıkıyor cümlesi. yok, çıkıyor. Şimdiki zamanda çekimlenmiş ve cümleyi bitirdi. Görüyor musun? Tonguç çıktı. Tonguç dışarı çıktı. Oh görüyor be, musun? En sonunda ya. Tonguç yarın dışarı çıkacak. Görüyor musun? Bak bu da yüklem. O da olur. O da olur. Şimdiki zaman, görülen geçmiş zaman, gelecek zaman. Tonguç çıkmalı. Görüyor musun? Ben bak, de, de aynen çıkıyor. aynen. Tonguç artık çıkmalı. yalnızlıktan kurtulmalı. Tonguç çıkmış duyulan geçmiş ah, zaman. Keşke, ah keşke ya. Tonguç dışarı çıkar. Bak bunlar hep geniş zamanda veyahut ne da... güzel kişi... temenni Bunlar fiil bak cümleyi bitiriyor. Bak hep sonra nokta koyduk gördün mü? Yani evet Cümleyi diyorum. tek başına bitiriyor. Esas o olan. Ama... Ee, şimdi buraya bir tane örnek bir tane daha örnek koyacağım ama biraz karışan. Şimdi şuraya bakalım. Filmlere bakalım. Filmlerde durum farklı. Mesela Tonguç çıkmak. Çıkmak bir isim fiil ya. Aa, cümleyi bitiremiyor zaten. Aynen. Tonguç çıkmak istiyor diyorsun bak. Cümle daha hala 3 nokta gerektiriyor. Aa. Tonguç e, Tonguç e, çıkan çocukları tanıyordu mesela. Tonguç çıkan çocukları bak. Gene bitmiyor, görüyor musun? Film sonu cümle. Veya Tonguç çıkınca ben de onunla beraber çıktım. Bak gene yani bitmiyor cümleyi. Yani bitiremiyoruz cümleyi. Cümle. bitiremiyor cümleyi. Fiiller hop bitiriyor cümleyi ama fiilimsiler bitirmiyor. Tonguç çıkarken ben çoktan gelmiştim mesela. Allah Allah. Anlaştık mı? Bak bitmiyor yani. Tonguç çıktığında bak görüyor musun yine bu da bir filmsi ve cümleyi bitiriyor. Ama deminki örnekte sanki bitirmişti bir tane fiilimseye benzeyen bir şey hocam. Hangisi? Hocam bakın mesela bak yapılacak da bak, Ha işte orada çok dikkatli olacaksın. Bu yapılacak tek başına bitiriyor ama Tonguç yapılacak diyemezsin mesela. Tonguç bu ödevler yapılacak diyebiliriz. Yani burada Abi, mesela başına bir şey geliyor Aynen, ya. aynen, aynen. başında bir şey Cümlenin ortasında fiilimsi böyle bir kalı kalı verir yani. Anladın mı? Tonguç çıkıp mesela. Tonguç çıkıp gitti. Bak gittiği koymasan Tonguç çıkıp diye kalıyor. Yani fiilimsiler cümledeki yargıyı tam anlamıyla tek başına bitiremez. Sonradan öğreneceğimiz ek fiil alarak bitirebilir. Ama fiiller hop cümleyi bitirebilirler. Anlaşıldı mı? Anladın. Tonguç çıkmadan ben de ona yetiştim. Mesela bak. Bu da benim filmsi mesela. Anladım. Dolayısıyla bu yeşille getirdiklerin filmsi cümleyi bitiremiyorlar. Ama morla eflatunla getirdiklerin birer filikleri. Fakat filiklerinde bir tanesi var ki o da çok önemli. Bak buraya yıldız koyuyorum. Tonguç çıkarsa bak bu bir fiil ki Aynı filmsi gibi bu da bitiremiyor cümleyi. Tonguç çıkarsa ben de onunla gelirim diyorsun. Sadece bu SSA'ya dikkat edeceksin. Anlaştık mı Tonguç? Sadece evet, SSA. Evet, bu filmsi gibi duruyor. Yani. gibi duruyor. Cümleyi bitiremediği için. Ama bu da bir fiil. Buraya dikkat edeceğiz. Anlaştık mı? Mesela şurada da gösterelim bunu. Tonguç çalışınca başarılı olur. Bu cümlede yüklemimiz belli değil mi? Olur kelimesi. Tamam evet, bunu evet. aldık. Peki fiilimsi hangisi? Tonguç çalışmayınca. Heh, çalışınca, çalışmayınca dedik. Bu bir fiilimsi. Bunun altına yazıyorum. Bak doğru bildin. Aferin. Fiilimsi. Şimdi Tonguç çalışırsa başarılı olur. Burada da gene başarılı olur aldık içeriye yüklemi. Peki fiilimsisi hangisi? Çalışır. Aynen. Çalışırsa, Aa. çalışmazsa diyesin geliyor. Aynı bak bu da cümleyi bitiremiyor. bak. Tonguç çalışınca deyince Çalışmayırsa... cümle bitmiyor. Bak. Olmaz. Şimdi Tonguç çalışmazsa diyebiliyorsun. Aynı çalışmayınca diyebildiğin gibi. Hem cümleyi bu bitirmeyebiliyor hem de bu da bitirmeyebiliyor. Tonguç çalışırsa e devam et diyorsun. Tonguç çalışınca e devam et diyorsun. Bak ikisi birbirine çok benziyor. Ama bu SSA2 aldığı için az önceki sayfamıza uyarımızı vermiştim ya. Bu bir... Fiildir Tonguç. Buna dikkat et. S, ve... SSA'da kesin fiil olur mu? Aynen. SSA varsa fiilimsi çok benzer ve fiil olur. Bunu asla karıştırma Tonguç. üç üçkağıtçı var. Aynen. Ben artık o zamans, bunu kaçırmam. Sen, bunu hep sorarlar testlerde de. SSA'yı sen fiilimsi zannedersin. Ortada olduğu için. Ben Cümle, kaçırmam artık. Kaçırmam. Harika bir insan. Yemezler. Yemezler. Şimdi ödülü sorumuzu yapıyoruz ve hemen yorumlara gönderiyoruz sonuç. Bu arada bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı da unutmuyoruz sonuç. Sağ olun hocam. Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de isim fiille dersimize devam ediyoruz. Tonguç nasılsın? Hocam sağ olun. Hocam isim fiil nedir hocam? İsim fiil diğer bir deyişle ad eylem, master, fiilimsilerin çeşitlerinden bir tanesi Tonguç. Mesela fiilimsiler üçe ayrılıyordu. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil diye. Biz şimdi isim fiillere başlıyoruz ilk başta. İsim fiillerde aynı fiilimsiler gibi mame ile olumsuz yapılabilir Tonguç. Yani mesela hani diyorduk ya çalışmak için geldim. Önce yüklemi buluyorduk. Evet. Sonra geriye kalanlardan olumsuzluk geçiş alabilen çalışmamak. Çalışmamak. İşte bu bir filmsi. Peki filmlerden isim filmi, sıfat filmi, zarf filmi olduğunu nasıl anlayacağız? Fiilimsi'yi bulduk ya dostum. Sonrasında fiilin köküne bakacağız. Bu fiilin köküne çalış. Öyle evet. mi? Çalıştan sonra eğer ma ışmak yani diğer bir işte mayışmak senin en çok yaptığın şey. Mayışmak. Mayışmak eklerinden birini aldıysa bu bir isim fiil diyeceğiz. Bak Önce fiilimsiyi bulduk olumsuz iki aldığı için. Sonra kökünden sonra gelenek çalışmak olduğu için biz mayışmaktan buna... Mayışmaktan bir tane ek. Evet mayışmaktan o zaman biz buna isim fiil diyeceğiz. Eğer mayışmak değil de anası mezar dikecekmiş olsaydı eklerden bir tanesi olsaydı sıfat fiil olurdu. Veya başka bir ek olsaydı zarf fiil olurdu. <laughs> Devam edelim Tonguç'um. O ne ya? Anası mezar dikecekmiş ne ya? Evet o da ayrı bir eklerin ezberle yöntemi. Göreceğiz sıfat fiil videomuza geldiğimizde. Onun benimle çıkışta görüşmek istemesine sevindim. Şimdi bu cümledeki yüklem hangisi Tonguç? Sevindim hocam. Mükemmel bir zeka sahibiz. Yüklemden başka olumsuz yüklemi alabilen kelimeler hangisi? İstememesine. Evet. Ee, görüşmemek. Evet. Çıkışmak olmaz. Çıkış olur. çıkma iş diyebilir miyiz? Çık, çıkma iş işte olmaz. Artık Olay kalıplaşmış bu kalıplaşmış. Bazı derken mesela... exit'i kastediyor. Aynen exit. Burada tabii bunu yanlış yazmışız. Bir büyük olması lazım. Şimdi dolayısıyla Çıkış kelimesi de esasında Mayışmak'taki Işek'ini almış ama zamanla kalıplaşmış artık. Bir isim olmuş. Mame'ye iki alamıyor sonuçta. Ama görüşmek, görüşmemek. Mayışmak iki almış. O zaman bu isim fiil. İstemesine, istememesine. Mame, Mayışmak iki almış. O zaman bu isim fiil diyeceğiz. Niye? Fiilin kökünden sonra Tonguç. Bak fiilin kökü ne? Görüşmek. Fiilin kökü ne? İstemek. İsteme. Görüşmek. Görüyor musun? Hocam, Mayışmak gelmiş oraya. Aynen o evet. zaman bu. Burada da çıkmaktan İstemek. sonra Iş eki gelmiş ama bu artık kalıplaşmış. Olmaz. Mesela başka bir örneğe bakalım. Diyor ki senin gidişine anlam vermekte zorlanıyorum. Herhalde ayaklarından dolayı. <laughs> <laughs> senin Niye gidişine anlam vermek. Kendi tipine bak kardeşim. Nasıl bir adamsın böyle? Aynen, yani. aynen. Haritmişim. Ama mor pantolonla belki biraz piyasa yapamadım. İşte ondan mı? diyorum hocam. Hale bak ya. Mor pantolon kırmızı, kırmızı aygı. Aygı. Cık, Skandal. Hayır, hocam. bir kıza yakışıyor da bir erkeğe yakışıyor mu böyle şeyler? Yakışmaz hakikaten. Yani? Biraz şey olmuş, yumuşak gözükmüş. Şimdi senin gidişine anlam vermekte zorlanıyorum. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç? Zorlanıyorum. Harika bir insansın. Derslerde çok zorlanıyorum. Aferin. Şimdi zorlanıyorumdan sonra filmsleri bulmaya çalışalım. Başkan kelimeler filmsi? Ee, gitme işine. Evet, gidişine gitme işine. Gitme işine sevindim diyebiliriz mesela, ee, evet. Anlam anlam bir kelime zaten olmaz. Vermek, vermemek. Harika. Peki bunlar isim fiil mi? bakalım? Gitmek iş eki almış. Doğru isim mayışmak. fiil. Evet, vermek -mek eki almış. O mayışmak. zaman isim fiil. Bu kadar basit. Devam edelim Tony. O mesela isim fiil konusunda olduğumuz için otomatikman isim fiil çıkacak. Muhteşem Var, bir, bir yok. Peki bazı isim fiiller zamanla kalıplaşarak kalıcı ad olur demiş. Hadi ya. Bak mesela bunlar ma -ışmak eklerini almışlar ama artık kalıplaşmak. Dondurma, kavurma, danışma, deneme çakmak, yemek, uçurtma, sarma, dolma, zeytinyağlılar, yazma. Hani var ya kadınlar başına örter yazma. Hani diyor. Evet. Yarışma, giriş, çıkış. Bunlar artık filmsi değil artık Tomuş. Çünkü bunlara sen dün bakkaldan dondurmama aldım diyemezsin. Veyahut da kurban bayramında kavurmama yedik diyemezsin Ama Ama yani. şeyde de e, olabilir yani. Filmsi olmadıkları anlar da olabilir. Mesela gıdaların dondurması çok önemlidir falan diyebilirsin mesela. Veyahut da işte sana çakmak istiyorum dediğin zaman o, film, o, o filmsidir ama... Fener Galatasaray çakmak istiyor falan. falan. Ama mesela dün bakkaldan çakmak aldım desen o olmaz. O artık kalıplaşmış. Dolayısıyla bizim kuralımız her zaman bir tonmuş İlk başta kelime mameyle olumsuz yapılıyor mu yapılamıyor mu ona bakacağız. Sonra aldığı eklere bakacağız. ile olumsuz yapılamıyorsa filimsilerden isim fiiliklerini alsa bile bu artık ne diyeceğiz? Bu bir e, filmsi değildir diyeceğiz. Aynı şu örnekte olduğu gibi. Pardon ne kadar çok çektim. Vardı yani ya, çıkış örneği. Az önce çok zekini yakalamıştın. Çıkmak fiil kökü. Çıkış olmuş. isim fiil almış. Ama çıkma iş diyemediğimiz için aynı çıkma bu giriş çıkışlı olduğu ya. için bu patladı Tonguç. Harika bir insansın. İsim fiiller de tamlayan veya tamlanan gibi kullanılabilir. Ama bunları sınavlarda tamlama kabul etmiyorlar. Ona dikkat et. Mesela okulların açılması herkesi sevindirdi. Yani sınıfın kapısı gibi. Evet, Anladın mı? Tonguç'un arabası, Tonguç'un saçları, Tonguç'un göbeği. Hani bunlar birer tamlama ya. Okulların açılması ın ı. Sen böyle ın ı diye bir tamlama biliyor musun Tonguç'un? mesela? In, ın ı'sı derler hocam. Mesela de... nasıl yani arabanın e... kapısı gibi mi? Ha, ev, ev, ev Okulun kapısı gibi hani. Anladım. Arkadaşının. E... Saçı. E, akrabası. Akraba. Evet. <laughs> Anladım Tonguç. Bak öğrenciler bunu aklında tutması için ın, ın, ın ı'sı diye gerçekten tutabilirler. Bu isim tamlamalarını kolay bulma yöntemidir. Okulların açılması da bunun bir örneği konuşmasının sebebi hala anlaşılamadı. Buradaki ınının ın, ın, ısı nedir Tonguç? Konuşmasının sebebi. Harikasın. Konuşmasının sebebi. Saçlar çok iyi yalnız. Evet hocam. Saçlar çok iyi. Kaliteli bir saç. Canavar gibiyiz. Aynı zamanda Tonguç bu da çok önemli. Bazı e, şeyler, e, veliler ya da bazı hocalar karıştırıyorlar. Diyorlar ki isim fiiller isimdir, sıfat fiiller sıfattır. Oh ne güzel. Hayır. İsim fiiller de sıfat olabilir bazen. Mesela sonradan görme insanları sevmem. Nasıl insanlar? Sonradan görme insanlar. Hani Güzel insanlar, akıllı insanlar, tembel insanlar, dürüst insanlar. Sonradan görme insanlar. Buradaki görme isim fiil. Bak bunu zor testlerde soruyorlar Tonguç. Görmemeyin. Sonradan evet. görmeme insanlar. Olmuyor ama sen görmeme kelimesini tek başına olumsuz yapabiliyorsan fiilimsi olması için yeterliydi. Kulaktan duyma bilgilerle bana gelmeyin. Bak bilgiler isim. Nasıl bilgiler? Kulaktan, Kulaktan duyma. duyma. He, o zaman bu da gene duymadaki ma me gibi. Bu da isim fiil sıfat olmuş. Demek ki... Herkes her şey olabilir. Öyle değil mi Tomuç? Of çok karışmaya başladı. Şimdi bir de şurası çok önemli. Bazı isim fiillerle çekimli fiilleri karıştırmamalıyız. Hani isim fiillerle çekimli fiiller karışıyor diye Tomuç. Bak bu son söylediğim uyarılar bu ünlemli şeyler çok önemli Tomuç. Genelde hocalar veya sınav komisyonları bunların üzerine yoğunlaşıyor. Yani ilk baş... en zor soruyorlar. En yani. zor sorular Bizi en zorları bitiriyoruz. Artık hiçbir pürüz kalmıyor. Tüm detayları bitiriyoruz. Şimdi lütfen benimle artık konuşma. Bak bu bir isim fiil mi yoksa bir yüklem mi? Konuşma bir yüklem hocam. Mükemmel bir zekası. Çünkü bu bir emir kipi almış, bu bir fiil. Dolayısıyla Ünem biz... gelmiş. Artık. Aynen. Buna biz diyemeyiz ki Aa, bu bir fiilimsi diyemeyiz. Güzel bir konuşma yapmak istedi. Bu cümlenin yüklemini de Tonguç? Ee, i̇stedi. İşte zeka böyle bir şey. İstedi yüklem. Şimdi mavi alanlara bakabiliriz. Konuşma, konuşmama. Yapmak, yapmak yapmama. Yapmamak. Ha, i̇şte bu konuşmama isim fiil olabilir. Eyvallah buna izin veriyoruz. Yapmak yapmamak bu da olabilir. Zaten yani, mayışmak var içinde. Mayışmaklar var o zaman seviyoruz. Ama bak bu konuşma değil. Bu konuşma yüklen bu konuşma ise isim fiil. Bak bu da çok zor bir örnek. Bu da çok çok zor bir örnek. Başarının sırrı çok çalışmaktadır. Tonguç şu anda ders çalışmaktadır. Bunlardan hangisi fiil hangisi fiilimsi? Bunlardan biri fiil ya da fiilimsi. Diğeri de fiil ya da fiilimsi. Çalışmaktadır fiil. E, yukarıdaki fiil hocam. He. Aşağıdaki ders çalışmaktadır da fiil hocam. Hayır. Aa. Bak. Tonguç şu anda ders çalışıyordur demek istiyor. Bu bir fiil. Tamam bunun fiil olduğu anlaşıldı. Ha, Bak Tonguç şu anda ders çalışıyor. Tonguç şu anda uyuyor. Tonguç şu anda ders çalışacak falan. Böyle Tonguç gidiyor. Tonguç şu Bu... anda tuvalette. Aynen. Bu bir fiil. Ama şuna bakalım. Başarının sırrı arkadaştadır. Başarının sırrı mutluluktadır. Başarının sırrı ailededir. Başarının sırrı çalışmaktadır diyor. Yani çalışmak isim fiilindedir demek istiyor. Of. Anladın mı? İyi hard sormuşlar burada Aynen, ya. Aynen hard mart neyse. Buradaki isim fiil Tonguç. Anlaştık mı? Yani başarının sırrı dosttadır. Başarının sırrı arkadaştadır. Başarının sırrı aman ailededir. Allah, aman Allah'ım. Ama burada zor soru. isim. Anlaşıldı mı Tonguç? Zorları of. da iyice gösterdik sana. Şimdi ödülü soru. yap. için eğer... içinde çıktı hocam. İnanın Aynen. Fiilimsizler şey de yüklem olabiliyor. Her an her şey olabilir demiştim sana Tonguç videomuza başlarken. Dikkatli olmalısın. Hemen buradaki zor Bugün soru. Bugün dünya de... yerinden oynadı, oynadı hocam bu derse. Aynen. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı unutma Aynı zamanda en değerli videolarımızın ve bunlarla alakalı en detaylı videolarımızın da Tonguç Akademi.com'da olduğunu unutma Tonguç. En önce videolar Tonguç Akademi.com'a yükleniyor ve en detaylısı orada. Anlaştık mı Tonguç? Sağ hocam. Herkese merhabalar. Sıfat fiil Ortaç'la devam ediyoruz. Tonguç. Serdar Ortaç hocam. En sevdiğin şarkısı e, nedir? dedin? Karabiberim, e, vur kadehlere hadi. Evladım ne kadehi ne karabiberi Allah'ım yarabbim. Gene sapık sapık şeyler söylüyorsun Tonguç'um. Evet şimdi sıfat fiillerde aynı diğer fiilimsiler gibi fix bir özelliği var. Nedir? Mame ile olumsuzluk ekini alabilir. Yani mame ile olumsuz yapılabilir. Zaten fiilimsel öyleydi hocam. Aynen. Sıfat fiillerinin ekleri ise şunlar Tonguç. Anası mezar dikecekmiş. Aynen bunu bu şekilde aklımıza tutabiliriz. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş eklerinden birini alır. Mesela konuşan çocukları tanıyorum. Bu cümledeki yüklem hangisi Tonguç? E, tanıyorum. Tanıyorum yüklem. Yüklemden başka olumsuzluk iki alabilen hangisi? Konuşan, konuşmayan. Harikasın. Konuş fiilimizin kökü. Aa, ans, ana gelmiş. Aynen. An sıfat fiil iki almış. O zaman biz buna sıfat fiil diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Sıfat fiiller genellikle sıfattır. Hadi yani, be. Evet. <laughs> genellikle ama her zaman değil. Sıfat da anlaması kurar. Mesela gezdiğim yerleri anlatacağım. Nasıl yerler? Gezdiğim yerler diyebiliyorsun. Bak anlatacağım fiil, yüklem. Yüklem. Gezdiğim yerler. Gezmediğim. Evet. Bu da... Gezmek dık sıfat fiil ikili almış. Anası Ama mezar dikiz. gelmiş ya. Evet. Dık Tonguç birazdan zaten söyleyeceğiz. Dık dıktaki d t'ye dönüşebiliyor. I ü'ye dönüşebiliyor. K de g'ye bile dönüşebiliyor. Oh yani. yok artık ya. Çok fazla kombinasyonu var. Gezdiğim yerleri anlatacağım. Koşar adım ilerlediler. Burada nasıl mesela? ilerlediler, i̇lerlediler yüklem. yüklem. Nasıl adım? Koşar adım diyebiliyoruz. Burada da gene koşmak anası mezardaki Koşmam, koşmaz, koşmaz olmuyor adım. gibi ama koşmaz adım olmuyor ama koşar koşmaz diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu da bir sıfat fiil ve sıfat anası olmuş. Fakat bak bunu çok soruyorlar testlerde. Sıfat fiiller bazen önlerindeki ismi yerine geçip adlaşmış sıfat fiil oluyor. Adlaşmış sıfat fiil diye bir şey görürsen korkup kaçma. Bak şimdi öğreniyoruz. Şimdi bak dikkat dinle. Konuşan çocukları tanıyorum. Bu cümledeki sıfat fiil hangisi Tonguç? Şu cümle birinci. Konuşan. Evet. Bunun altına sıfat fiil yazıyorum. Konuşmayan olabiliyor. Evet konuşmayan olabiliyor. Peki burada bir sıfat tanımlaması var mı? Var. Konuşan çocuklar. Harika bir zekasın. Hemen bunu da çiziyorum şöyle. Konuşan çocuklar. Şimdi aşağı inelim. İkinci cümleye geçtik Tonguç. Konuşanları tanıyorum. Bu cümledeki sıfat fiil hangisi Tonguç? Konuşanlar yine. Mükemmel. Yine Konuşmayanlar konuşan... olur çünkü. Diyor. Peki bu cümlede sıfat tanımlaması var mı Tonguç? Yok hocam. Yok. Çünkü burada sıfat tanımlaması olabilmesi İsim için. Yok. Farklı. Tamlama demek en az iki kelimeden oluşur. Mesela bir insanın eşi varsa, partneri varsa biz diyoruz ki Aa, bu karı koca. Bunlar bir tamlama diyoruz. Evet hocam. Mesela sen bir, sen yalnız mısın yoksa partnerin var mı, sevgilin var mı Tomuç? Hocam ben e, partnerim yok hocam. <gülüyor> <gülüyor> Partner de hocam ya. Yani karım yok yani kız arkadaşım yok hocam. Yani sen bir tamlama değilsin Tomuç. Sen böyle tek başına duruyorsun. Ben saportayım hocam. <laughs> Kaporto evet. Şimdi... O zaman sen aynı buradaki konuşanları gibi adlaşmış sıfat fiilsin Tonguç. Çünkü yanında sevgilin yok. Konuşan çocuklar sıfat anlaması konuşanları öyle geldi, kaldı kuş gibi. Bak bu tek bir kelime bu ise iki kelime bir bütün. Dolayısıyla burada adlaşmış sıfat fiil var. Anlaştın mı Tonguç? Anladım Tom. hocam. O zaman söyle bakalım. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Yapılacak işleri anlattım. Bu cümledeki sıfat... Yapılmayacak işleri. Aynen bu bir sıfat fiil. Peki burada sıfat anlaması var mı? Tom? Var hocam yapılacak işler. Yapılacak işler. Bak bu bir tamlama. Gördüğün gibi anne ve babadan oluşuyor. Peki yapılacakları anlattım. Burada bir tanım var mı dördüncü cümlede. E, yapılmayacaklar. Evet sıfat fiil var. Sıfat fiil. Ama sıfat tanımlaması yok. Bu tek başına adlaşmış. Tek başına olabilir yani. Zaten bak işlerideki larıyı almış. Çocuklarıdaki larıyı almışlar. Dolayısıyla sıfatlar çekim eki alırsa adlaşırlar. Burada da sıfat fiiller önlerindeki isimlerin çekim ekini alınca adlaşlar. Anlaştık of, mı Tomuş? Of beynim yandı biraz. Evet biraz yanabilir. Şimdi az önce de söylemiştik ama burada bir kez daha söylemek istiyoruz sıfat fiillerden dik ekine dikkat et demiştik. Niye? D'deki D T'ye dönüşebilir. İ I, ü u'ya dönüşebilir. K'de G'ye dönüşebilir. Yani farklı farklı evet, konular. Evet. evet yumuşak gelmiş. Bak tanıdıktaki tanıdık yüzler. Bu bir sıfat fiil öyle değil mi? Görüştüğüm ilk insan Orkay'dı demiş. Görüş Görüştüğüm... Orkay ne hocam ya? Orkay diye bir isim var ya. Yani. Orkay bir insan ismi evet. Berkay diye birisini tanıyorum hocam ben ama Orkay'ı hiç duymamıştım. Şimdi bir bak de, e, Berkay var hocam Kaykay. Kaykay ayrı bir şey o isim değil. Şimdi Berkay var, Serkay var. Berkay, Orkay, Serkay yani Berkay Serkay. veya Serkay. <gülüyor> <gülüyor> evet Tonguç. Um. Ama İlkay var. İlkay diye benim öğrencim İlkay'da vardı. Yapacağım. İlkay diye benim öğrencim vardı. Hatta kendisi şu anda bir hastanede doktor oldu, psikolog oldu, psikiyatrist Aa. oldu. Ee, devam edelim. Görüştüğüm ilk insan Orkay'dı. Şimdi bak, görüşmek görüştü. Görüyor musun? Görüştüğüm ilk insan Ha, dik mi o yani? Aynen bak of, bu dik. Nasıl tamamen değişmiş? mutasyon oldu. Gezdiğim yerleri anlatacağım bak. Gezdiğim. görüyor musun bak bu da değişmiş. Ha, onu anlarım bak dik dik. E ama beğenim. tüyü çok değişmiş değil o, mi o ne ya? Buna dikkat edeceğiz sonuç Bunu genelde karışıyorlar. Şimdi buraya bakalım bak. Konuştuklarımızı sakın söyleme. Ne burada... çeviriyor bu adam? Ne böyle ne konuştuklarımızı kimse duymaz. Ne yapıyor bir de kız erkek? Ne oluyor hocam burada? Bu bir tamlama olmuş. Hocam burada bir şey var i̇sim burada. İsim tamlaması. Yani. Bir isim ve tamlayan burada ve tamlanan. Yanlış bir durum var hocam. Hayır sonuç bu bir tamlama örneği gösteriyorlar bak. Bu sensin. Sen böyle tamlama değilsin. Sen böyle teksin böyle. Tamam mı? Tamlama konusunu öğretmek için söyledim. Sen burada böyle duruyorsun. Ya bu tip zaten kesin tek olurum. Yani. <laughs> ama saç yapalım belki bir şeyler olabilir mi Tonguç? Bak sen tamlamasın tek başına. Hatta sen şöyle cinleri gibi yapalım. Tamam mı? Sen teksin ama bu tamlama iki kişiden oluşuyor. Sadece onu göstermek için çizdik Tonguç, Yanlış anlamadım. Hocam konuştuklarımızı sakın söyleme. Yaptıklarımızı kimse duymasın. İnsan sevdikleriyle birlikte olmalıdır. O yok artık ya. Burada skandal var. Sürdümünel mesajlar var hocam. Şimdi Konuştuklarımızı gördüğün gibi. Peki bir şey söyleyeceğim Tonguç. Burada sıfat tanımlaması var mı? Hocam ee, yok. Yok. Niye? Konuştuğumuz şeyleri sakın söylemek istiyorum. Konuştuğumuz konuları ları sakın. Alınca zaten Aynen. Alınca... Aferin. Zeka böyle sıfat bir şey. Olmadı. Ek Yaptıklarınızı kimse duymasın. Burada var mı sıfat fiil Tonguç? Yok hocam orada da yok. Çünkü ları almış. Evet. Sıfat fiil var ama sıfat tanımlaması ha, pardon, yok. Harikasın. Ta, evet. Peki insan sevdikleriyle birlikte olmalıdır. Burada sıfat fiil var mı Tonguç? Eee sevmedikleriyle. Harikasın. Dik Olur. iki almış sıfat fiil var. Peki sıfat fiil <laughs> adlaşmış mı yoksa sıfat anlaması mı yapmış? Ee, bence e, adlaşmamış. Adlaşmış Tonguç. Niye? Sev, Ad... bak insan sevdik, sevdiği insanlarla birlikte olmalıdır diyor. Ama sevdikleriyle diye birleşmiş. Yani hani ha, larıyla, yapmış, aynen ya. öyle alınca adlaşıyordu. Dolayısıyla bu adlaşmış sıfat fiil. Bu da adlaşmış sıfat fiil. Bu da adlaşmış sıfat fiil. Şimdi bazı sıfat fiiller de Tonguç zamanla kalıplaşarak kalıcı bir ad olur. Yani artık fiilimsi özelliğini kaybeder. Mesela an eki, mezar, er, ecek, mış ekleri. Bunlar hep sıfat ekleriydi yani. Anası mezar dikecekmiş. Evet ya. Bu ekleri alan bazı sözcükler zamanla kalıplaşır. Mesela çağlayan, yazar, döner, yiyecek, giyecek, içecek, dolmuş, çizer, yakacak. Bunlar artık fiilimsi değil Tonguç. Anladın mı? Mesela ünlü yazarlar geldi. Ünlü yazmazlar geldi falan. Diyemiyorsun. Bu artık kalıplaşmış yani. Anladım hocam harika bir insan. Yazmaz demeyiz, o zaman yazar. Bir de şu da önemli Tonguç, bazı sıfat fiillerle çekimli fiilleri karıştırmamalıyız. Mesela tanıdık yüzler vardı sergide. Bu cümledeki yüklem hangisi, fiilimsi hangisi Tonguç? Bir kere yüklem hocam tek başına var için vardı yüklem. Muhteşem bir zeka. Evet. Fiilimsi hangisi? Tanımadık. İşte bu da fiilimsi. Bunun tanımadık, altına sıfat veriyoruz. Tanıdık yüzler. Bunu yazdık. Mükemmel zeka. Peki dün onu görür görmez tanıdık. Bu cümledeki yüklem hangisi Tonguç? Eee Tanıdık. Yüklem. Bak burada tanıdık kelimesi sıfat fiili Ne oldu? Yüklem oldu. Yani bir çekimli fiil oldu. Yer Zorguç... işte Buradaki fiilimsi hangisi biliyor musun? Görmemek. B görür görmez burada Aa. fiilimsi. Gör görmez zarf fiil. Ne zaman tanıdık görür görmez. Onu birazdan bir sonraki videomuzda göreceğiz. Şimdi tanıdık yüklem oldu. Burada fiil oldu. Burası tanıdık yüzler sıfat fiil oldu. Bak daha da zor bir şey söyleyeyim sana Tonguç. Tanıdık sözcü, tanımak kelimesi dili geçmiş zamanda ve biz tanıdık Birinci çoğul şahıs eki almış. Dolayısıyla bu herhangi bir yapım eki almamış. Bu basit yapılı, çekimli bir fiil olmuş buradaki tanıdık. Şunu kastediyorum. Basit çekimli. Basit çekimli bir fiil. Buradaki tanıdık ise tanımak fiili anası mezar dikecek mi şeklini almış. Dolayısıyla yapım eki almış. Fiilken fiilmiş. sıfat olmuş. Fiilimsi olmuş. Yani bu da bir türemiş sözcük olmuş. Anlaştık mı? Bu tanıdık basit sözcük, bu tanıdık türemiş sözcük. Türkçe böyle Vay doğru bre. bir ders. Şimdi o zaman... Türkçe'de ne cinlikler var Aynen yani. çok kaliteli bir ders, çok kaliteli bir konu. çok Ben sanırım matematik daha zordu falan. Yok Aynen. hocam ya. Matematik yok bir ya. şekilde halledersin sen makinesiyle ama Türkçe çok zor. Türkçe Şimdi... Japonca'dan bile daha zor olabilir değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Kaliteli bir insanız, kaliteli bir milletiz. Dilimiz de zor yani herkes öğrenmesin. Şimdi ödülü sorumuzu yapıyoruz hemen gönderiyoruz. Bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı unutmuyoruz. Tonguç Akademi.com'a üye olmayı unutma Tonguç. Çünkü bütün bu detaylı videoların daha da detayları, daha da ayrıntıları tam sıralı liste halinde... Yarın gazeteniz tonguçakademi.com'da. Alaşık mı Sağ Tonguç? Hocam. <laughs> Hadi görüşürüz. Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de zarf, fiil, ulaç. Ulaç nedir Tonguç? Ee, ulaş diye bir arkadaşım var ama ulaç hiç duymadım hocam ya. Ulaç, Bunları saçma sapan bir ulaç diye arkadaşım var ama ulaç diye. Ulaç, kulaç var ya oradan hatırla. Aa. Zarf fiilin bir diğer adı da çok önemli. Bunda çok kullanırlar. Ba fiil. Bak bu da çok önemli Tonguç. Ba fiil kelimesi de çok kullanılan bir ismidir. Şimdi zarf fiillerde aynı diğer fiilimsler gibi Mame olumsuzluk ekini alabiliyor. Zaten bu filmlerin genel özelliğiydi, Fix özelliğiydi, standart özelliğiydi. Evet. Sonra da sonra bunlar aynı zamanda Kenyalı binlerce... binlerce. Bunları nasıl buluyoruz acaba? Hayır, binlerce dansöz var. Burada binlerce kez ben gerek yok. Esasında zarf fiiller çok basit bir yöntem var. Bak buraya da yazdık. İsimle fiil... sorulan ne zaman veya nasıl sorusunun cevabıdır. Ama biz bu ekleri de ezberlemek istersen diye bir yöntem belirledik. Bak. Kenyalı Asiye Maden Dağı'nda gerekmedikçe bohçasına bakmaksızın ince ip aramaz. <laughs> ne anlamsız. İşsizlik. Hayatımda bu kadar anlamsız bir şey duymamıştım. İşsiziz. Yani siz siz işsizsiniz hocam. Aynen Bence ya. Işsizlik. Böyle bir yokluk. Bu bir nasıl yok. bir işsizlik ya. Bir kez daha. Hep beraber. Hep yapayım. bir ağızdan söylüyorum. Asiye Maden Ocağı'nda. <laughs> Maden Dağı'nda. Maden Dağı'nda <laughs> gerekmedikçe bohçasına bakmaksızın sizin ee, ince ip ince ip aramaz. Aramaz. Aferin. Bu ne kadar saçma bir şey ama aklımda kaldı yani. Saçma. Aynen. O zaman Kenya Asya'ya buradan sevgi ve saygılarımızı yöneltiyor. Buna hiç gerek yok. Hocam Tonguş. Kenya'da Asya var mıdır Vardır tabii. Kenya'da da var, Konya'da da var. Şimdi burada önemli olan şey şu Tonguç. Bunlar hiç gerek yok esasında. Ben sadece bunu öğrenciler acı çeksin diye söyledim. <laughs> esasında sadece ne zaman veya nasıl sorusunu cevaplayan yükleme sorular ne zaman veya nasıl sorusunun cevaplayan şeyler fiilimsi. Bunu bilen yeterli. Mesela koşarak kaçlar. Nasıl kaçlar? Koşarak, kaçlar. kaçtılar. İşte bu zarf fiil. Oo. Çalışıp kazandı. Nasıl kazandı? Çalışıp kazandı. Zarf fiil. Çalışmayıp da oluyor. Aynen. Koşmayarak da Çalışıyor. Oluyor. Nasıl çalışıyor Tonguç? Durmadan ders çalışıyor. Bak bunlara durum bildiren zarf fiilleri de deniyor. Veya nasıl sorusuna cevap veren zarf fiilleri de deniyor. Bak bu Çok sefer de ne zaman? Çok ya. Mutlu oluyorum. Ne zaman mutlu oluyorum? Sen gelince bak. Sen, Sen gel seninkiler yine geldi. Aa. Sen gelince mutlu oluyorum. Gelirken kitabını da getir. Ne zaman getireyim hocam? Gelirken. Yani İçeri ben... girer girmez boynuma sarıldı. Ne zaman? İçeri girer girmez. Ne yapıyorlar bunlar boynuna sarılıyor. Hadi oradan falan. hadi oradan. Yok evladım bunlar tamlama. Terbiyesiz... Tamlamaları gösteriyoruz bak. Bunlar iki kişi tamlama. Sen böyle tektin tamlama değildin hatırladın mı? Böyle bir örnek vermiş. Bu tamlamaları göstermek için yaptığımız Hocam niye beni hep çiftlerin yanına çiziyorsunuz? Bir de yani bir de... Bir de şöyle azın üzüntülü çizeyim seni <laughs> şöyle. Hani böyle bakıyorsun. Onlara bakıyor. <laughs> Yokluk falan tamam mı? Böyle dur burada. Tamam. Hocam Şimdi, tam bir sap gibi durdum ya. Yani. <laughs> tam bir sapsın Tonguç tamam. Şimdi şuraya da loser yazalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Double loser. <laughs> Double loser. Şimdi dolayısıyla bak ne zaman diyor sen gelince gelirken. İşte ince Asiye'deki ince burada mesela. Kenyal'daki Ken burada anladın mı? Aramaz'daki Armaz burada. Aa tınmış. hepsi var burada. Kenyal Asiye. <laughs> evet, bağ fiiller yani zarf fiillerin diğer adı bağ fiiller demiş hatırlarsan Tonguç'um. Yani ulaşlar. Cümleleri birbirine bağlar. O yüzden bağ fiilini. Bak. Tonguç çalıştı, sınavda başarılı oldu. Burada ne var? Virgül var. Tonguç çalıştı ve sınavda başarılı oldu. Burada da ve bağlacı var. Bütün bunların görevini fiilimsi yapabilir. Tonguç çalışıp sınavda başarılı oldu. O zaman burada ne oldu? Çalışmayıp, çalışıp Nasıl başarılı oldu? Çalışıp, Çalışıp. başarılı oldu. İşte buradaki zarf fiil, buradaki zarf fiil arkadaşlar gördüğünüz gibi bağ fiil bağladı cümleyi. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar top. derken hocam kim? Bilmiyorum. Kameraman arkadaşlara ha. ve diğer seslendirmen ve yönetmen arkadaşlara söylüyorum. <laughs> Bu arada grafiker arkadaşlara. Olmayan herkese söylüyorsun. Nerede <gülüyor> hocam kameraman? <laughs> <laughs> kameraman olmasa nasıl çekeceğiz sonu? Biz kendi kendimize nasıl çekelim? Allah'ını seversen ya. <laughs> <laughs> Buradan değerli yönetmenimiz Steven Spielberg. Yönetmenin <laughs> ismini söyler misiniz lütfen? Kamil Sönmez. Kamil. <laughs> hocam burada yönetmen ve siz... Hocam e, şizofreni derneği var biliyorsunuz değil Bilmiyorum. mi? Bilmiyorum. Ne, hayal gören böyle. Evet ya. Burada yürüyen filler görüyorum. <laughs> Evet, şaka bir yana yönetmen ve editör arkadaşımız yok ama aranjör ve rejissör arkadaşımız var. <laughs> Şimdi bazı ulaşlar ve isim fiiller karıştırılmamalı Tonguç. Bak bunu da soruyorlar. Bunu sormayan kitap görmedim. Yani X yayınlarında Ben gördüm. Matematik kitabında yok hocam. İşte bu zeka. <laughs> Harikasın Tonguç. Şimdi dünkü konuşmadan hiçbir şey anlamadım. Bu sence isim fiil mi zarf fiil mi Tonguç? Ee, hocam anlamadım. Nasıl anlamadım? Ne zaman anlamadım? Cevap yok. Yok. Neyden anlamadım? Dünkü konuşma. Ko bu konuşma isim fiili ekini almış. Bak konuş konuşma. Aa, dünkü konuşmayı sevdim. Dünkü konuşmada ben de vardım. Dünkü konuşmaya yetişmeye çalışım. Dünkü konuşmadan hiçbir şey anlamadım. Diyor. Bu isim fiil. Ama o konuşmadan asla duramaz. Çok gevezedir. Buradaki konuşmadan ise nasıl duramaz? Konuşmadan duramaz diyor. İşte bu. Bir nasıl... dur kardeşim. Aynen. Nasıl bu... duramaz konuşma. İşte bu zarf fiil. Anlaştık mı Tomuş? Bu bağ fiil. E, basitmiş yani bu ya. İyi peki inşallah. O zaman ödülü sorumuzu yapalım hemen yorumlara yazalım tek tek. Bu arada bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı unutmayalım. Şu da çok çok önemli Tonguç. Tonguç Akademi koma üye olursan bu videoları ve daha detaylarını ve birçok önemli soru çözümlerini tek tek görebilirsin. Artık videolarımızı Tonguç Akademi koma yüklüyoruz. Oh be Bazen ya. de arada bir belki hocam, hani YouTube'a YouTube dikkatim çok dağılıyor. Yanda bir tane geyik videosu çıkıyor. Dersen kopuyorum hocam. Yani YouTube'a da ayıp olmasın diye arada bir yani bazen bir video yüklüyoruz ama Tonguç Akademi koma bombardıman var. Bombardıman. Ha, yani. Anlaştık mı Tonguç? Herkese merhabalar. Tonguç Akademide şimdi fiilimsiyi en detaylı haliyle işliyoruz. Detaylara takılmamak lazım hocam. Ama bu Bence... sefer takılacağız. Çünkü amacımız hem üniversite sınavlarında hem teoklarda hepsini doğru yapmak, okul yazılarında da. O zaman bu videoyu dikkatle dinleyelim. Şimdi Tonguç filmse ne olduğunu hatırlıyoruz. Filimsiler cümlenin içerisinde yüklemden başka olumsuzluk iki alabilen bir fiilken isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Fakat fiilimselerle alakalı bazı detaylar var. Filimsiler Tonguç yan cümle oluşturur. Ve bu yan cümleler asla bölünemez. Yani cümle öğelerini ayırırken asla bölünemez. Mesela Tonguç yarın arkadaşını sinemaya götürecek. Bu cümlede Tonguç fiilimsi var mı? E, götürecek yüklem Hı -hı. sinemamaya olmaz, arkadaşım ana olmaz. Onu yok hocam yok. yok. Olmaz. Bu cümlede fiilimsi yok. Şimdi bu cümleyi öğelerine ayıralım Tonguç. Bu cümlenin yüklemi götürecek değil mi? Götürecek. Kim götürecek? E, Tonguç götürecek. Kimi götürecek? O. Kimi götürecek? Arkadaşını götürecek. Nereye götürecek? E, e, sinemaya götürecek. Ne zaman götürecek? Yarın. Ha, bak. Tonguç götürecek. Yarın götürecek. Arkadaşını götüreceksin. Bunların her biri ayrı birer öyle, öyle değil mi? Evet. Öyle. Yani hatırlarsan bir tren örneğimiz vardı. Ayrı birer vagon bunlar. Öyle evet, değil mi? Bak, hocam. Bu bir vagon. Bu başka bir vagon. Bu bir başka vagon. Bu bir başka vagon. Bu da lokomotif dedik değil mi Tonguç? Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Tonguç'un yarın arkadaşını sinemaya götüreceğini duydum. Bu cümlenin bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç? Duydum. Duydum yüklem. Yüklemden başka filmsi var mı bu cümlede? Götüreceğini filmsi, götürmeyeceğini. Aynen, olur. götürmeyeceğini diyoruz. O zaman bak burada bu cümlede bir fiilimsi var. Bunu yazalım şöyle küçükçe kimse görmeyecek şekilde. Evet. Tamam. evet, evet. <laughs> Sen yapmadan ben yapayım dedim esprili Tonguç'um. Çok naziksin. Şimdi bu cümleyi öğelere ayıralım Tonguç. Bu cümlenin yüklemi lokomotifi ee, neydi? Duydum. Peki kim duydu? Ben duydum. Ben duydum. Gizli özne. Gizli özne. Peki ben neyi duydum Tonguç? Tonguç'un arkadaşını yarın sinemaya götür. Ooo. Ya. Bu cümlede lokomotif buydu ya Tonguç bak lokomotif buydu. Evet. Duydum. Bak şimdi. Vagon ise bir tane. Yok artık. Ya böyle. Hocam bölemez. o kadar koskocaman yüklü vagon nasıl taşıyacak lokomotif? Taşır abi lokomotif motoru var sonuçta bu motor yok. Dolayısıyla bak bu cümlede burayı bölemiyoruz bak. Fiilimsiler yan cümle oluşturur. Fiilimsi yan cümle oluşturdu. Ve bu bölünemez. Peki bölelim diyelim mesela. Tonguc'un duydum. Pff, olmaz. olmaz. Yarın duydum. Olmaz. Olmaz. Sinemaya olmaz. duydum. Hadi oradan. oradan. Bak nasıl bu vagonu kırıp buraya bağlayamıyorsak. Burada bak. Ama bak bunlar ayrı vagondu. Yarın götürecek diyebiliyorduk. Arkadaşını götürecek. Tonguç götürecek diyebiliyorduk. Ama diyebiliyorduk. Ama Tonguç'un duydum olmuyor. Anladım bak. hocam. Çok net anladım. Şu Muhteşem bir zeka e, Erdim hocam. Aynı zamanda bak bir detaya daha giriyoruz Tonguç. Filimsiler ek fiil alarak yüklem olabilir Tonguç. Yüklem de olabilir fiilimsel. Hani biz demiştik ya lokomotifi bul sonrasında da geri kalanlar fiilimsizdir mamek. Bazen fiilimsiz de yüklem olabiliyor. Hayatta en önemli şey çalışmaktır. Şimdi bu cümlenin yüklemi ne? Çalışmaktır. Evet hocam. Evet. Bunun kökü ne? Çalış. Çalış kelimesi mak isim fiil ekini almış. Daha sonra da tır ek eylemini alarak yüklem olmuş. Yani burada Çalış. ad eylem yani isim fiil ek eylem alarak yüklem olmuş. Ad eylem yüklem olmuş da olmuş. Wow, imzaya bak. Anlaştık mı? Nasıl yüklem olduğunu anlayabildin değil mi? Bak, çalışmak fiilimsi yüklem olmuş. Hayatta en önemli şey ailedir. Hayatta en önemli şey işte ne bileyim akıldır. Hayatta en önemli şey sağlıktır. Hayatta en önemli kızlardır. şey çalışmaktır. Veya kızlardır. Kızlar için erkeklerdir falan. Saçma sapan ne diyorsun? Tamam, Hayır, tamam, pardon pardon. Şimdi, en iyi kişi hep doğruyu söyleyebilendir. Bu cümlenin yüklemini Doğruyu söyleyebilen değil mi? Söyleyebilen. Evet, blender. Bak söyleyebilen blender. Blender'dır. Blender. <laughs> blender. Yumurtayla çarpıyorsun mayonez yapıyorsun. Şimdi <laughs> söyleyebilendir dediğimizde. Mayonezle de ya Allah'ım. Hocam hiç mayonez yaptınız mı? Siz yumurtayla çırpın falan. Mayonezi evet sarımsak, sirke, zeytinyağı, e, yumurta ve yoğurtla karıştırdığında. Balık koyuyor musunuz hocam? Mayonez, mayonez böyle bir garip çünkü. Yok balık koymuyorum. Ondan sonra bunları karıştırdığında mayonez yapabiliyoruz. Mayonez öyle e, ee, zor yapılan bir şey değil. Sadece orada bir emilgatör Bak bir hocam şey ders ders kaynatmayı nasıl yapıyorum hocam? Gördünüz mü? kadın öğretmenlere görüyorsun yemek ben yapmayı soracağım. kadın öğretmen miyim? Pardon ya? hocam. Konuş <laughs> <laughs> <Tomuş> ne <laughs> demek istiyorsun? Saçma sapan konuşuyorum. Şimdi en iyi kişi hep doğruyu söyleyebilendir. Söyleyebilen en sıfat fiil eki almış. Yani en esi mezar er dikecekmiş. Dedik. Anası mezar evet. dikecekmiş. Anası mezar işte bu söyleyebilen sıfat fiili yüklem olmuş. O zaman yazıyorum ortaç ek eylem alarak yüklem olmuş. Öyle değil mi Tomuş? Harika bir insansın. Şimdi fiilimsler aynı zamanda türemiş sözcüktür Tonguç. Neden türemiş sözcüktür? Çünkü fiilken zarf ya da fiilken sıfat olarak Bak şimdi konuşmak bir fiil değil mi Tonguç? Evet hocam. Ama şimdi buraya bakalım. Konuşunca onu anladım. Anladım. Ne zaman? Konuşunca. Bak Unca. burada bir zarf olmadı mı? Bu bir zarf fiil. Zarf fiiller aynı zamanda bir zarf. Ne zaman? Oldun? Doğru. Ne zaman? O zaman bak konuşmak bir fiilken ince ikini alınca neye dönüştü? Zarfa dönüştü. O zaman fiilken zarf olduğu için türemiş sözcüktür Tonguç. Bak bunu birçok öğrenci, Türkçe'de hemen hemen bütün soruları doğru yapan öğrenciler bile anlayamıyor. Ya bu niye türemiş olsun diyor. Konuşman konuşunca anlam değişmedi gidiyor. Hani mesela konuşmaktan konuşmacı diyorsun türemiş diyor. İşte ne bileyim simitten simitçi türemiş. Gözden gözlük türemiş. Bunu biliyor ama fiilken zarf olunca türemiş olduğunu karıştırıyorlar. Sen dikkat edeceksin. Fiilken zarf olmuş. Tür değiştirmiş. Gezdiğim şehirleri anlatacağım. Bu cümledeki fiilim hangisi Tonguç? Ee, anlatıcı, Aa pardon. Gezmediğim, gezdiğim. Evet. Gezdiğim sıfat veriyor. Gezmek sıfat fiili. Dik sıfat fiil ekini almış. Dolayısıyla bu bir ortaç. Yani nasıl olmuş? Bak, gezmek fiili dik ekini aldıktan sonra neye dönüşmüş? Sıfata, sıfata dönüşmüş. O zaman tür değiştirmiş. O zaman bu da bir türemiş sözcük. Aynı zamanda bir konumuz daha var. Bu da gene Teok'ta gelebilir veya üniversite sınavında %100 soruluyor. Fiilimsiler cümleleri girişik birleşik cümle yapar. Bu ne demek? Şimdi eğer bir cümlenin sadece yüklemi varsa basit cümledir Tonguç. Eğer bir cümlenin yüklemi varsa ve yan cümlesi varsa ee, birleşik cümledir. Eğer bir cümlede iki tane yüklem varsa sıralı cümledir. İşte eğer bir cümlenin yan cümlesi fiilimsi ise Evet hocam. ona biz ister istemez ne diyoruz? Girişik birleşik cümle diyoruz. Mesela Tonguç okula gidiyor. Bu cümlede fiilimsi var mı Tonguç? Ee, yok hocam. Mükemmel bir zeka. Bu cümle o zaman ezik. Diğer bir de işte de basit cümle. Anlaştık mı? Niye? Bu cümlenin sadece bir tane yüklem var o kadar. Allah başka bir şey vermiyor. Basit şeylerle beni uğraştırmayın hocam. Aynen. Şimdi seni biraz birleşik şeylerle uğraştırıyorum. Tonguç okula koşarak gidiyor. Bu cümlede fiilimsi var mı Tonguç? Gidiyor yüklem hocam. Evet. Koşarak, koşmayarak. Koşarak, koşmayarak dedik ve o zaman burası bir zarf fiil. Burada bir fiilimsi var. Şimdi o zaman burada bir yüklem var bir de yan cümle var. Ve yan cümlesi fiilimsi. O zaman bu girişik, birleşik, birleşik cümledir Tonguç. Cümle, girişik. Films... Neden uzatıyorsunuz hocam? Biraz daha vurgu yapmak için. Demek evet. ki fiilimsiler önemli. Bak türemiş sözcükte karşımıza çıktı. Cümle öğelerinde karşımıza çıktı. Cümle türlerinde karşımıza çıktı. Devam edelim buradaki filmleri bulalım tam. Bunu bulursan, eğer buradaki filmleri bulursan, şu kalemi ısıracağım. Hocam nasıl ısıracaksınız? Oku? Normal ısıracağım ve koparacağım. Bence bulamazsın. Çok zor bir soru. Bunu daha hiç bulan olmadı. Duyabilirsin. Aslında bunu ödülü soru yapacaktım ama çocuklar yapamazlar, ağlarlar, göz yaşlar içinde ya. ağlarlar. Ben yaparım. Dur şimdi hocam. Bak duyabilirsin yüklem. Evet. Okuduklarımı okumadıklarımı. Bir tane filmi yakaladım. Çat. Bir. Anlamak anlamamak. Çat. Kim? İstersen istemezsen çat. Önce olmaz bazı olmaz konularda hazırlık yapma yapmamak yapmama ihtiyacı. Evet. Bu kadar hocam ben buldum. Dört diyorsun değil mi? Herkes dört diyor ama hatırlarsan bunu da söylemiştim. S ki alanlara dikkat et S sıfat ki alanlar Oo. fiil oluyor demiştik. Esasında Oo. üç taneydi. Çok da zor bir soru değilmiş değil mi esasında? S hatırlasın. Burada okuduklarımız fiilimsiz, sıfat fiil, anlamak fiilimsiz. Ama bunu sıfat. bana söylemiştiniz ben unuttum ya. Yani. Aynen. Demek ki biraz tekrar dersek hepsini doğru yapabiliriz. Tekrar şart. Aynen. S görünce diyorduk ki aha diyorduk. Yani dikkat. S Aha dikkat. yazar mısınız hocam oraya? Aha. Çok güzel söylediniz. Bir daha söyler misiniz hocam? Aha. Anladım hocam. Teşekkür ederim Tonguç. Sen anladıysan herkes anlamıştır diyoruz. O zaman yine zor bir soru. Bunu da kimse yapamaz. Hadi bakalım. Ulu Önder Atatürk'ün söylediği güzel Demek bir söz. Demeksiz yüklem. Evet şöyle Atatürk'ün imzası. Wow. Artıyor. Evet. Demektir yüklem tamam. E, kopmamış demektir. E, kopmuş kopmamış. Bu filmsi tamam. Filmsi. Bir. E, sanat. sanat kal, kalan kalma, kalmayan. İki. E, o bu kadar hocam. Bu kadar değil mi? İki tane var diyorsun değil mi? Evet hocam. Ama bazen fiilimsiler de yüklem olabiliyor demiştim bak. Demek mayışmak. ya Mark. hep yamuldum ya. Yamul yam... fen. De demek dememekti. Ya Aa. burada isim fiil 3 tane fiilmsi var. İsim film, Şaka tamam. gibi hocam. Ya. Söylediğiniz her çukura düştüm hocam. Aynen. Aferin. O zaman bu çukura düşme. Buradaki cümledeki fiilmsileri bul. Ardından da bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı unutma. Tonguç Bundan sonra en önemli videolar en çok şekilde Tonguç Akademi.com'a yükleniyor. Bunu iyi bil. Yani biz artık YouTube yerine daha çok Tonguç Akademi.com'da videolarımızı yayınlamaya başlıyor. Tamam, ya. Dolayısıyla Tonguç Akademi.com'da eğer 100 video görebiliyorsan YouTube'da daha az video görebilirsin. Bizi buradan takip etmeyi unutma Tonguç. Anlaştık tamam